Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki maça çok fazla antrenman yaparak hazırlanma şansımız olmadı sonuçta. Yani üç günde, bugün üçüncü günde bir maç daha oynamış olduk. Karabük takımının ligdeki pozisyonu da belli. Bize karşı ne kadar iyi hazırlanabileceklerini de tahmin ediyorduk, biliyorduk. Ve öyle de oldu. Sonuçta biz de takım olarak her ne kadar ilk devre istediğimiz gibi olmasak da, istediğimiz gibi üretken futbol oynayamasak da, yani bunun böyle olmaması gerektiğini, ikinci yarı oyuncularımın bir silkelenmesi gerekiyordu. Konuşarak hep beraber ikinci yarı maçı çevirmemizin gerektiğini ve kendimize yakışır bir oyun oynamamızın gerektiğini oyuncularımıza konuşarak iyi bir başlangıç yaptık ikinci yarı. Bir de yaptığımız değişiklikle beraber sonuçta kendimiz gibi oynamaya başlayınca pozisyonlar bulduk ve gollerimiz de geldi. Bu akşam 2-1 kazanmasını bildik. Birkaç tane daha gol atabilirdik, daha farklı da kazanabilirdik. Ancak Karagümrük takımı da çok iyi bir takım. İlk devre özellikle bizi bayağı zorladılar. Tolunay Hoca çok iyi bir takımını hazırlamış bize karşı. Onlara da bundan sonraki maçlarında Karagümrük futbol takımına ve Tolunay Hoca'ya da başarılar dilerim. Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Ben ne yaptığımı bilen bir insanım. Ne yapacağımı da bilen bir insanım. Başkalarının ne söylediği hiç umurumda bile değil. Yaptıklarım ortada. Yapmaya da devam edeceğim. Ben takımıma güveniyorum. Güçlü bir oyun yarattık sezon başından bugüne kadar. Sonuçta Olympiakos maçında 3-0 geriye düşmemize rağmen ben kulübede dik duruşuma devam ettim. Bu ne demek oluyor? Ben takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Kendime güveniyorum. Sonuçta maçı 3-2'ye getirdik. 3-3, 4-3'te bitebilirdi. Sizin dediğinize katılıyorum. Sanki biz 3-0, 4-0 mağlup olmuşuz gibi bir algı yaratılıyor. Ben oralara takılmıyorum. Biz kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz. Ben demin de söylediğim gibi Samandıra'da oyuncularımla gece gündüz yatan, kalkan, çalışan, onların ne vereceğini, ne yapacaklarını çok iyi bilen bir antrenörüm. Hayatımı ben bu işe vermişim. Sonuçta beni eleştiren eleştirebilir ama günün sonunda bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz. Şimdi Livaković, Hırvat milli takım kalecisi. Sonuçta başkanımız, yönetimimiz hep birlikte bu oyuncu transfer ederken önemli bir yatırım yaparak transfer ettik. Sezon başından beri çok duygusal bir çocuk. Çok biraz onunla ilgilenilmesi gereken bir çocuk. Sürekli konuşuyoruz, sürekli çalışıyoruz. Tamam, sezon başından bugüne kadar belki çok %100 yani demeyelim de bugün işte Livaković bu çok güzel bir performans ortaya koyarak, yani belki de sezonun en iyi bir performansını ortaya koydu. Kendisini nasıl bir kaleci olduğunu herkese gösterebildiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da üstüne koyarak Livaković ile ilgili yolum daha iyi oynayarak takıma da ve kendisinin performansını artırarak daha iyi oradaki performans göstereceğine inanıyorum. Şimdi maçı çevirmeden başlayalım. Demin de söylediğim gibi ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapacağımı da biliyorum. Ben hayatımı bu işe adamışım. Oyuncularımla bir kere ben çok samimi, açık, net bir ilişkim var. Oyuncularım biliyorlar ki hocamız kim çalışıyor, kim hak ediyorsa onu oynatır bu takımda. Bu takım menfaati neyse ben bugüne kadar onu yaptım. Çok açık ve net konuşarak, antrenmanlardaki çalışarak, oyuncularımın performanslarını onlarla konuşarak, izah ederek ve maç maç bunları biz başarıyoruz. Başarmaya çalışıyoruz daha doğrusu diyelim. Devre arası yaptığım terkinler, oyuncularımla yaptığım toplantılar birazcık tecrübeyle alakalı bir şey. Biraz da yaşanmışlıklarla alakalı bir şey. Sonuçta ben de futbolun içinden gelen bir insanım. Futbolcunun kalbini, ruhunu bilen, anlayabilen bir insanım. Bunun için çok fazla benim için zor olmuyor. Sonradan yapmış olduğumuz hamlelerle geriye düştüğümüz halde maçları nasıl çeviriyorsunuz diyorsunuz. O da demin de söylediğim gibi oyuncularıma olan güvenim, onlara olan saygım, onların bana olan güveni ve saygısı, yapmış olduğumuz diyaloglar sayesinde her şey bize açık, net ve şeffaftır benim bulunduğum ortamda. Onlar da bundan çok mutlu oluyorlar.
Ben de onlardan bu şekilde diyaloglarından dolayı çok mutluyum. Karşılıklı bir saygı ve güvenle dayalı bir ilişkimiz var. Onun için bugüne kadar böyle geldik. Batşuay ile ilgili dediğim gibi Batşuay kalbi çok temiz bir çocuk, iyi niyetli bir çocuk. Sonuçta iyi de bir oyuncu. Onunla da konuşarak, onu her zaman ikna ederek bugünlere beraber geldik. Kolay değil de böyle bir oyuncunun hep sonradan girip gol atması. Ama bu neyle alakalı olan bir şey? Bizim onunla olan diyaloglarımız, samimiyetimizle olan alakalı bir şey. Benim samimiyetimi görüyorlar. Ben de onların samimiyetini görüyorum. Yani çalışanı, hak edeni, bu takım için, bu takım menfaat için neyse ben elimden geleni bugüne kadar yapmaya çalıştım. Bundan sonra da yapmaya çalışacağım. Ha, bizi eleştirenler eleştirebilir. Ben çok sosyal medyayı takip etmiyorum. Ben kendi işime bakıyorum. İşimi yapmaya çalışıyorum. İşime konsantreyim. Dışarının benimle ilgili ne söylediğine çok bakmıyorum. Hakemlerimiz bugün bana göre doğru maç yönettiler. Sonuçta rakibimizin penaltı beklentisi son saniyede. Ben kendi oyuncumla hocam ben dedi hiç temas bile atmadım. Kendisini yere attı. Yerde benim ayağıma dayıyor. Hakem onu gördü. Aldatmaya yönelik bir hareket. Ama bizim %100 karşı karşıyayken gol atacağımız pozisyonda penaltı olabilir diye uyarı geldi vardan. Gitti penaltıyı vermedi. O zaman biz karşı karşıyayken belki bir golümüz önlenmiş oldu. Sonuçta bugün baktığınız zaman hakem çok fazla oyunun kaderiyle oynayacak bir şey olmadı. Maç da bu şekilde bitti. VAR'dan yabancılı bir VAR hakeminin gelmesi de sanki birazcık daha böyle bu iş iyi olacak gibi gözüküyor bana göre. İyi olacak gibi gözüküyor yani. Ya şimdi bu sezon başından beri devam ediyor. Rakibimiz bir maç öne geçiyor. Psikolojik biz öne geçiyoruz. Bu böyle devam ediyor. Öyle söylemeyelim. Bu iş sanki sezon sonuna kadar böyle gidecek. Biz maç maç önümüze bakıyoruz. Her maçı kazanmak için rakibe göre bir planlarımız oluyor. Oyuncularımızı buna göre değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani biz öyle bakmıyoruz. Şimdi bizim en önemli maçımız Perşembe akşamındaki Olympiakos maçı. Biz bu geceden itibaren Perşembe günü oturu geçip yarı finale geçmek için bütün çalışmalarımıza yarın sabah başlayacağız.